Tekrardan merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Yargı, umarım herkes iyidir. Birkaç gündür evle uğraşıyorum, ortam biraz dağınık. Aynı zamanda prodüksiyon işleriyle de ilgileniyorum. İkisini birlikte yürütmem biraz zor oluyor, kolay olmuyor. Ama bir şekilde idare ediyoruz işte. Bizde durumlar böyle. Aslında bu videonun konusu apayrı bir şeydi. Yani çok farklı bir konuda içerik yapacaktım. Ama son dakikada çok farklı bir bilgiye ulaştım. Yani Instagram'la alakalı benim bilmediğim, belki aranızda bilenler vardır ama en azından benim yeni öğrendiğim bir detaydan bahsedeceğim size. Şimdi Instagram'ın algoritmasıyla alakalı daha önce de bir iki video yapmıştım. Bunun dışında bir şeyden bahsedeceğim size. Instagram algoritması normalde dışarıdan herhangi bir müdahale olduğu zaman negatif bir şekilde çalışıyor. Yani bildiğiniz gibi profile bir link koyduğunuz zaman, örnek veriyorum YouTube sayfanızın linkini, Instagram üzerinden YouTube'a gidiyor ve linki tıklayan kişi Instagram üzerinden YouTube'a gittiği için kişinin sayfasına abone olmak istediği zaman direkt oturum açman gerekiyor şeklinde bir uyarı veriyordu aslında. Oturum açmamış olanlar da böyle bir uyarı veriyor. Hala devam ediyor zaten. Bu beni rahatsız ediyordu. Ben direkt uygulamaya gitmesi için, YouTube uygulamasına gitmesi için çare bulmaya çalışıyordum. Bir arayış içerisindeydim. Bir iki sayfa buldum. Evet, yani o linki açıkça hackliyor. Direkt Instagram'ı hackleyen birkaç site. Direkt uygulama sizi YouTube uygulamasına atıyor. Yani Instagram'daki profildeki linke tıkladığınız zaman Instagram üzerinden değil de YouTube uygulaması üzerinden izleyebiliyorsunuz. Ona yönlendiriyor. Bu da tabii sayfayı hacklemiş oluyorsunuz aslında bir nevi. Instagram bu tip konularda biraz hassas, yani algoritma açısından da ters tepebiliyor. Olumsuz bir durum aslında Instagram için. Sonra algoritmayı olumsuz etkileyeceğini düşündüğüm için o işlemden vazgeçtim. O sayfalara herhangi bir abonelik yapmadım zaten. Bugünkü bahsedeceğim konu buna benzer bir şey aslında. Şimdi Instagram sayfanızdaki, bu profesyonel de olabilir, bireysel bir sayfa da olabilir, takipçilerinizi, yani kim sizi takip ediyor, kim sizin takibinizden çıkmış ya da sizin takip ettiğiniz ve sizi takip edenler arasında bir takım raporlamalar sunan bazı mobil uygulamalar var. Türkiye'de şu an aktif bir uygulama var mı bilmiyorum ama, yani uygulamalar var ama aktif sonuçlar alabildiğiniz bir uygulama var mı bilmiyorum. Yine bilen varsa yorumlar kısmına mutlaka bıraksın, biz de öğrenelim. Bu uygulamalar Instagram hesabınıza dışarıdan müdahale ederek bir takım raporlamalar çıkartıp size belli portallarda sunuyor. Aslında Instagram bu tip konular, yani YouTube linkinin, profildeki linkin hacklenmesi veya kendi içerisindeki takipçi, takip edilen gibi konulardaki raporlamaları dışarıdan müdahale eden bazı uygulamalar konusunda çok sıcak değil, yani rahatsız olduğu konular diyebilirim. En azından sizin sayfanızın algoritması bozulabilir. Yani bu büyük bir ihtimal zaten. Konumuz bununla alakalı olacak. Instagram'da takibe takip şeklinde bazı sayfalar oluyor. Yani sizi takip ediyorlar, siz geri takip ediyorsunuz vesaire. Çoğu sayfa da siz onu takip ettikten sonra takibinizden çıkabiliyor. Yani bu takipçi kasma gibi bir şey oluyor aslında, organik anlamda. Bu anlatacağım yöntem sizi kimler takip ediyor, eğer takip ettikten sonra siz de geri takip etmişseniz, sonra kimler takibinizden çıkmış. Hani bu tip konulara erişebileceğiniz bir iki yöntemden bahsedeceğim size. Çok basit yöntemler ama gerçekten etkili ve doğru sonuçlar veriyor. Hatta bu yöntemde Instagram bize biraz fayda sağlayacak. Onu da aktaracağım size. Şimdi Instagram da kendi sayfanıza geldiniz. Sağ üst tarafta 3 çizgi var. Ona tıkladığınız zaman sonrasında ayarlar bölümüne tıklıyorsunuz. Ondan sonra güvenlik bölümüne geliyorsunuz. Güvenlik bölümünde veri indirme şeklinde bir seçenek var. Buna tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra bu aşağıda tabii bir mail adresi kısmı var. Yani sizin Instagram'ı açtığınız mail adresinizi gösteriyor. Bu mail adresinizi değiştirebilirsiniz veya aynı mail adresine de gelebilir. Aşağıda da indirme talep et şeklinde bir buton var. Bu butona tıkladığınız zaman 48 saat içerisinde Instagram bu mail adresinize bir rapor gönderiyor. Şimdi ben bu bilgiye bugün ulaştım. Bu videoyu cumartesi çekiyorum. Yarına da yetiştirmem gerekiyor. Yani yoğunluğumdan dolayı bu 48 saatlik sürece giremeyeceğim. İsterseniz birlikte deneyelim. Ben de basayım, siz de basın. Bu butona bastıktan sonra şifrenizi gir şeklinde bir seçenek çıkıyor. Tabii Instagram şifrenizi girerek buradan ileri şeklinde devam ediyorsunuz. Ve size Instagram 48 saat içerisinde bir rapor gönderiyor. Şimdi bu raporun içerisinde ne var? Bir, ikincisi bu rapor
raporla ne yapacağız? Bundan bahsedeceğim size. Bu raporun içerisinde birçok data var, birçok veri var. Siz sadece bu verilerin arasından sizi takip edenler ve sizin takip ettiklerinizi seçeceksiniz ve bunu ayrı bir sayfada match edeceğiz, kontrol edeceğiz. Bu sayfayla ilgili de bilgiyi paylaşıyorum. listdiff.com diye bir sayfa var. Bu yabancı bir sayfa. Bu sayfa genel anlamda böyle bir Excel mantığıyla iki listeyi karşılıklı bir şekilde kontrol edebileceğiniz, match edebileceğiniz, karşılaştırabileceğiniz, farklılıkları görebileceğiniz bir sayfa. Online bir sayfa. Herhangi bir abonelik yapmanıza gerek yok. Şimdi bu Instagram'ın 48 saat içerisindeki gönderdiği listelerden birini, örnek veriyorum sizin takip ettiğiniz kişilerin listesini komple kopyalayıp bu sayfadaki, yani bu yabancı sayfadaki list A'ya, yani A listesine yapıştırıyorsunuz. Diğer Instagram raporunu da B listesine yapıştırıyorsunuz. Tabii bu sayfada yine alt tarafta compare list şeklinde bir buton var. Buna bastığınız zaman 3 tane liste çıkıyor tabii karşınıza. En solda, en sağda, bir de ortada. Ortadaki liste zaten kesişimleri oluyor. Bu sayfayı kullanarak sizin kimleri takip ettiğinizi ve sizi kimler takip ediyor onları görebileceksiniz. Tabii ki burada ortaya çıkacak sonuçta sizi daha önceden takip eden, sonra siz takip ettikten sonra sizin takibinizden çıkmış kişileri ortaya çıkaracak. Bu şekilde hem Instagram'ın algoritmasını bozmadan, Instagram'ı rahatsız etmeden, dışarıdan müdahale eden bir uygulama olmadan, yani Instagram'ı hackleyen bir uygulama olmadan, Instagram'ın %100 kendi içerisindeki dataları, verileri kullanarak herhangi bir illegal durum olmadan çok rahat bir şekilde bu sistemle kontrollerinizi yapabilirsiniz. Çünkü bazen takipçi sayılarımız ya da bizim takip ettiğimiz kişiler çok fazla olabiliyor. Bu konuda çok net bir şey görebileceğimiz bir uygulama da yok zaten. Uygulamalar olsa bile dediğim gibi Instagram'ın algoritmasını bozan, Instagram'ı hackleyen uygulamalar olabiliyor. Ben bu Instagram'dan raporlar geldikten sonra listdiff.com sayfasından bu karşılaştırmaları yapacağım. Siz de deneyin, siz de yapın. Sonuçlarınızı mutlaka raporlar kısmına yazın ya da aklınıza takılan bir şey varsa buradan tekrar yazışmaya devam edelim. Kanalda yeniyseniz mutlaka abone olmanızı da isterim. Birlikte bu kanalı büyütelim, daha çok kişiye ulaşalım, daha çok insana faydamız olsun. Videoyu beğenmeyi, altına yorum yapmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.